parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır diye bize soruluyor. Örneklere yer verme var. Gelecekte Bitcoin gibi kripto paraların sürücüsüz araba kullanımının yaygınlaşacağı, yapay zekanın her alanda kullanılacağı vesaire. Bunlar örnek. Neyin örneği? Geleceğin neler getireceğini düşünürken genellikle birinci derecede değişimler akla geliyor. Birinci derecede değişimin örnekleri: Bitcoin gibi kripto para, sürücüsüz araba, yapay zeka örnek olarak verilmiş. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Bize verilen metinde öyküleme yok, bir olay anlatımı yok. Ne var peki? Açıklama var. Açıklayıcı anlatım kullanılmış. Amaç sonuç ilişkisine yer verilmemiş. Bütün cümlelerin yüklemi var. Onun için eksiltili cümle yok. Tanıklarla düşünceyi destekleme, yani tanık gösterme yok. Yazar düşüncenin desteklemek için konunun uzmanı ya da konuyla ilgili herhangi birinin düşüncesine yer vermemiş. Onu tanık göstermemiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak yargılardan hangileri yanlıştır? Anlatım deyimlerle zenginleştirilmiştir. Bu doğrudur. Metinde birden çok deyim var. Örneğin aklından çıkmak deyimdir. Başka, yine aklımıza düşürmek, aklıma düşmek, akla düşürmek deyimdir. Hak tanımak deyimdir. Kimler bize hakkımızı tanımış? Hak kullanmak deyimdir. Bir doğru. Birinci kişili anlatım, bu da doğrudur. Bir zamanlar çok şeyi unuturuz. Kim unutur? Biz. Ben ve biz birinci kişili anlatımdır. Unuturuz, gördüğünüz gibi birinci çoğul şahısla çekimlenmiş. Unuttuğumuz aynı şekilde birinci çoğul şahıs var. Devam ediyor. Aramışız, kim? Biz. Unutmayız, kim? Biz. Birinci çoğul şahısla, yani birinci şahısla çekimlenmiştir. Devrik cümle yok. Çünkü bütün cümlelerin yüklemi sonda. Devrik olabilmesi için yüklemi sonda olmayan cümle olması gerekiyor. Burada bir eksiltili cümle olabilir. Ancak devrik cümle yok. Koşul öne sürülmüştür. Koşul da yok. Cevabımız o zaman ne olacak? Yanlıştır dediği için 3 ve 4 olacak. Yani E seçeneğidir. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bakalım cevapta hangi konuya odaklanmış? Parçanın yazarı: henüz filmi yaparken hiçbir şey bilmiyorduk ve beklemiyorduk. O zaman böyle başlıyorsa konuşmaya, soru ne üzerine olabilir? Filmin bu kadar etki göreceğini, bu kadar tepki alacağını bekliyor muydunuz? Ya da filmi yapmadan önce filmden beklentiniz neydi? Böyle bir beklenti bekliyor muydunuz? Henüz filmi yaparken hiçbir şey bilmiyorduk ve beklemiyorduk. Çünkü bu filmde daha önce yapılmamış birçok şey yaptık, deneyerek yolumuzu buluyorduk denebilir. Sadece hesaplanamaz ve kafa karıştırıcı bir şey yaptığımızı biliyorduk. Senaryonun gücünün yanına oyuncuların müthiş performansı da eklenince böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Soru o zaman şu: birçok gencin hayatını etkileyen bu filmin yapım aşamasında böyle büyük bir etki bekliyor muydunuz? Cevap ne? Beklemiyorduk. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, Memduh Şevket Esandal'ın son cümlede başarılı olarak nitelendirildiği özellikle açıklanmış olur. Ayşli ve kiracılarının en önemli özelliği dili. Memduh Şevket Esandal'ın 1934 yılında böylesine temiz bir Türkçe ile roman yazması insanı şaşırtıyor. Sözü hiç uzatmıyor. Telgraf yazar gibi yazıyor romanı. Kısa cümleleri sık sık kullanıyor ve bununla da akıcı bir anlatım yakalıyor. Bu bakımdan özellikle Ayaşlı İbrahim Efendi'yi anlatırken çok başarılı. Çünkü onun iyi yanlarında, kötü yanlarında ustalıkla belirtiyor. Ayaşlı İbrahim Efendi'nin iyi yanlarında, kötü yanlarında ustalıkla belirtiyorsa, o zaman ele aldığı kahramanları tek yönlü olarak işlemiyordur. Memduh Şevket Esandal çok yönlü olarak ele alıyordur. Bu da C seçeneğinde ifade edilmiş. Romanında anlattığı kişilere çok yanlı bakmayı çalışıyor.
çok yanlı bakmaya, çok yönlü bakmaya. Yan sözcüğü burada taraf, nesnellik, öznellikle ilgili değildir. Çok yönlü bakmaya çalışıyormuş. Bu bakımdan iyi yanlarını da kötü yanlarını da ustalıkla anlatılıyormuş. Bu da onun başarısıymış. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir? Bir parçanın hem sonuna hem başına getirilebilecek cümle ana fikir niteliğinde olan cümledir. Çünkü bir parçanın başında ana fikir söylenip ona fikri destekleyen, açıklayan ifadeler daha sonra sıralanabilir. Ya da bir konuya giriş yapılır, o konuyla ilgili çeşitli gerekçeler, argümanlar sıralanır. Sonra sonuç olarak bir çıkarımla ana fikir ortaya konur. Böyle değerlendirdiğimizde metne bakalım. Yapamam deyip yapabileceklerimizi engellemeyin. Tek bir insan bile yapmak istediğinizi başarmışsa aynı güç sizde de var. Ne kadar hızlı koşacağınızı bilmek istiyorsanız olimpiyatlarda en hızlı koşan insanı gözleyin. Sokakta yürüyen insanı değil, binlerce tonu kaldırabileceği halde gücünü bilmediği için tahta çubuğun esaretinde yaşayan fil gibi kendinize empoze ettiğiniz sınırların farkında olun. Her şey olup bittikten sonra bunu ben de yapabilirdim dedi adam. Bu uygun düşmüyor. Metnin sonuna uygun düşmüyor. Aslında metnin başına da uygun düşmüyor. Çünkü burada bir öyküleme söz konusu değil, açıklama söz konusu. A seçeneğindeki cümle öyküleyici bir ifade. Başarılı insan başarının tek bir günde oluşmayacağını çok iyi bilir. Burada başarının belli bir süreçten ve aşamadan geçilerek gerçekleşeceği ana fikri yok. Onun için B seçeneği de olmaz. Hayattan ve kendinizden şikayetçi olmayı artık bir tarafa bırakın. Yine burada da insanın kendisinden şikayetçi olmanın yanlışlığı üzerinde durulmuyor. Gücünüzün ve yeteneklerinizin farkında olduğunuzda kendinize olan ince inancınız da artacaktır. Bu getirilebilir. İnsan gücünün ve yeteneklerinden farkında olduğunda kendine olan inancı artacaktır. Bu ana fikir şu şekilde açıklanıyor. Yapamam deyip yapabileceklerinizi engellemeyin. Tek bir insan bile yapmak istediğini başarmışsa aynı güç sizde de var. Aynı şekilde bu sona da getirilebilir. Bütün bunlar anlattıktan sonra, yani binlerce tonu kaldırabileceği halde gücünü bilmediği için tahta çubuğun esaretinde yaşayan fil gibi kendinize empoze ettiğiniz sınırların farkında olun. Gücünüzün ve yeteneklerinizin farkında olduğunuzda kendinize olan inancınız da artacaktır. O zaman daha başarılı olacaksınızdır. Her sabah sizi motive edici mesajlar dinleyerek güne başlasaydınız çok iyi olurdu. Burada kişinin kendisini motive edici mesajları dinlemesinin onu başarılı kılacağına, sorunları çözeceğine dair herhangi bir ifade söz konusu değil. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bu algımız ise bizim oradan kaçmamızı ve hayatta kalmamızı sağlar. Cümlesi getirilebilir. Soru kökünde verilen cümledeki bu algımız ifadesine dikkat edelim. Bu algımız ifadesi kendisinden önce bir algıdan söz edilecek ki bu cümle bir bu algımız diye başlayacak. 5 numaralı cümlede şöyle deniyor. Biz çok uzakta ufacık bir yırtıcı hayvan gördüğümüzde bu hayvanın aslında göründüğü kadar küçük olmadığını bilir, onu gerçek boyutlarında algılarız. Bu algımız ise bizim oradan kaçmamızı ve hayatta kalmamızı sağlar. Bu algı sözü gördüğünüz gibi 5 numaradaki cümlede yer alan yırtıcı hayvanı nasıl algıladığımızın ifadesine bir göndermedir. Dolayısıyla 5'ten sonra gelecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? Çalı kuşundan söz edenlerin üzerinde birleştikleri bir görüş var. Çalı kuşu çok zamanlı yazılmış bir romandır. Tanpınar, Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde diyor Nurullah Ataç. Yenilgi günlerinde olduğumuz için yurt sevgisi daha ısılı idi içimizde diyor.
Cevat Dursunoğlu cepheye giden her subayın manevra sandığında bir çalı kuşu vardı diyor. 1 ve 2. cümleler çalı kuşu romanıyla ilgili dönemin eleştirmenleri ya da Türk edebiyatındaki çeşitli eleştirmenlerin görüşleri anlatılmış. Neler onlar? Tanpınar'ın, Cevat Dursunoğlu'nun ve Nurullah Ataç'ın. Ancak 3 numaralı cümleden itibaren çalı kuşuyla ilgili çeşitli eleştirmenlerin, yazarların görüşleri anlatıldıktan sonra yazar kendi görüşlerini anlatıyor ve çeşitli bilgiler veriyor çalı kuşu hakkında. Elbette çalı kuşunun yayınlandığı günlerde gördüğü ilgi yazıldığı dönemle ilişkilendirilebilir ama bu durum çalı kuşunun sonraki yıllarda gördüğü ilgiyi açıklayamaz. Çünkü çalı kuşu 1922-1935 yıllarında 5 baskı yapmış, aşağı yukarı 3 yılda bir baskı. Oysa 1939-93 yılları arasında 33 baskı yapmıştır diye devam etmiş. 3 numaralı cümleden itibaren çalı kuşu hakkında bilgi veren bu parça ikinci paragrafa ayrılacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Kitle iletişim araçları izleyenlere bilgi iletmenin yanı sıra bir takım davranış modelleri de sunar. Giriş cümlesinde bir görüş ileri sürülüyor. Kitle iletişim araçlarının bir davranış modeli sunduğu izleyicilere anlatılmış. Televizyon programlarındaki, çizgi romanlarındaki ya da masallardaki kahramanlar davranışlarıyla izleyenlere model oluşturabilir diyerek bir numaralı cümle desteklenmiş. Sonra 3 numaralı cümlede diyor ki izleyenlerin özellikle çocukların ve gençlerin televizyondan saldırganlık öğrendikleri konusunda yaygın bir kanı var. Konu kitle iletişim araçlarının bir rol model oluşturma konusunun dışına çıkmış. Televizyonlardan saldırganlık öğrenmeleri çocukların özellikle çocukların konusuna gelinmiş. Dolayısıyla düşüncenin akışı bozulmuş. 3 numaralı cümle 2'nin devamı şeklinde değil. Zaten 4 numaralı cümlede 3'ün devamı değil 2'nin devamı. Bu kahramanların kendilerine örnek olan izleyiciler. Bu kahramanları kendilerine örnek alan izleyiciler. Hangi kahramanları? Televizyon programındaki, çizgi romanlardaki ya da masallardaki kahramanları kendilerine örnek alan izleyiciler onların davranışlarını taklit etmeye, onlar gibi davranmaya yönelebilir. Bu durumda izleyicilerin modelden öğrenmeleri söz konusudur. O zaman 3 numaralı cümle anlamca diğer cümlelerden uzaktır ve konu dışıdır ve de düşüncenin akışını bozmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur diye bize sorulmuş. Bu parçanın giriş cümlesi 4 numaralı cümle olacaktır. Çünkü 4 numaralı cümle kendisinden önceki cümlelere herhangi bir şekilde gönderme içermiyor. Giriş cümlesini bulmak önemli. 5. cümle fakat diye başlıyor. 3. cümle çünkü diye başlıyor. Olmaz. Belki televizyonun böyle bir faydası var denmiş. Böyle faydası diyorsa daha önce bir faydadan söz edecek. Bunlar giriş cümlesi olamaz. İddiaya göre eşler televizyon seyretmekten kavga etmeye vakit bulamıyorlarmış. Böyle bir şey demesi için daha önce televizyonun eşler arasındaki ilişkiye dönük bir etkisinden söz etmesi gerekiyor. O da 4'te verilmiş. Zaman zaman televizyonun karı koca kavgalarını azalttığını ileri sürenler olduğunu görüyorum. İddiaya göre eşler televizyon seyretmekten kavga etmeye vakit bulamıyorlarmış. 2. cümle 1 oldu. Kavgaların azalttığını ileri sürenler oldu. Bu ileri sürmeye göre, yani bu iddiaya göre 1. cümlede onun ne olduğu ifade ediliyor. Daha sonra 2 gelecek. Belki televizyon böyle bir faydası vardır. Yani televizyon seyretmekten kavga etmeye vakit bulamıyorlar yargısını böyle diye ifade etmiş. Böyle bir katkısı var. Bu doğru. Fakat düşünce farklı bir yöne gitti. 5 gelecek. Televizyonun eşleri uzaklaştırdığını değil de çatışmaları ertelediğini düşünürsek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir uzlaştırma söz konusu değil. Aralarındaki problemler erteleniyormuş.
Çünkü eğer ilişkide bir sorun varsa bu sorundan söz etmemek ileride daha önemli çatışmalara yol açabilir. 3 de en sonda yer alacak. Bize ne soruluyor? Baştan ikinci oda 1'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Bir roman eleştirisinden alınan bu parçalardan söz konusu romanla ilgili numaralanmış yargılardan hangileri çıkarılabilir diye bize sorulmuş. Bütünüyle bir takım karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Bu doğrudur. Bu romanın da temelinde şehir doğa, şehir doğa yapay insan, doğal insan yozlaşmışlık, masumiyet gibi doğal yapay kavramları yer alır. Masumiyet, yozlaşmışlık karşıt. Doğal yapay karşıtlık. Dolayısıyla Yusuf saf doğal bir insan, onun karşısında yapay insan var. Onun için karşıtlıklar üzerine kurulduğu yargısı doğrudur. Romantizm ile realizm yan yana iç içe yürütülmüştür. Bu da doğrudur. Çünkü Yusuf romantik bir kişilik, yapay insanların olumsuz kişilikleri ise realist bir yöntemle anlatılır. Realist, realizm, romantik, romantizm, bunlar birlikte verilmiş. İki de doğrudur. Olaylar rastgele sıralanmamış, belli bir neden-sonuç ilişkisine göre düzenlenmiştir. O bakımdan romanda sağlam bir olay örgüsü vardır. Bir romanda sağlam bir olay örgüsü varsa orada kurgu, olayların sıralanışı rastgele değildir. Zaten köyü eşkıya bastığı zaman küçük Yusuf'un baş parmağının kopması onun ileride askere alınmamasının nedeni olur. Gördüğünüz gibi bir neden sonuç ilişkisi de kurulmuş sağlam bir kurgu içerisine. Cevabımız bu durumda çıkarılabilir diye sorulduğu için 1, 2, 3 olup E seçeneğidir. Bu parçada söze edilen dönemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yemek sosyal hayatı ayakta tutan özelliklerden biridir, söylenebilir. Osmanlı özelinde yaşayan insanlar için üretimden tüketime kadar yemek gündelik hayatın önemli bir kısmını kapsıyor. Gündelik hayat bir sosyal hayattır. Önemli bir kısmını kapsıyorsa o zaman bu sosyal hayatı ayakta tutan özelliklerden biridir. Zira sıralanmış gerek saray ve konaklarda gerekse köy evlerinde özellikle kışlık yiyecek hazırlıkları önemli. Yemeğin yaşamdaki başat rolü ve önemi atasözleri ve ritüellere yansımış. Elveden keşke, lohusa şerbetinden aşureye günümüzde yemekle ilgili halen yaşayan birçok ritüelin kökeni Osmanlı döneminden hatta kimileri çok daha önceki dönem ve kültürden gelmekteydi. Bu ifadelere baktığımızda yemekle ilgili sosyal hayat içerisinde birçok ritüel, birçok kültür var. O zaman sosyal hayatı ayakta tutan özelliklerden biridir denebilir. Göreneklere uygun davranma alışkanlığı görülmektedir. Bu da doğrudur. Çünkü burada helveden keşke, lohusa şerbetinden aşureye kadar yemekle ilgili halen yaşayan birçok ritüelin kökeni Osmanlı dönemine ve hatta daha eskilere dayanıyormuş. Burada ritüel geleneklere uygun olarak bir uygulama yapma anlamını taşır. Dolayısıyla B seçeneği yemekle ilgili ritüellere vurgu yaptığı için doğrudur. Gıdalar alternatif tıp uygulamasının önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bize verilen metinde gıdanın bir tıp uygulaması, bir şifa kaynağı, alternatif tıp uygulaması gibi düşünüldüğüne dair, bir şifa kaynağı olduğuna dair, hastalıkları tedavi edici bir kullanımın olduğuna dair herhangi bir vurgu yok. Onun için C seçeneği yanlış. Beslenme kültürü günlük ihtiyacın dışında bir önem taşımakta, bu da doğrudur. Günlük ihtiyacın, insanların beslenmesinin dışında çeşitli ritüelleri ifade ediyor. Ve şöyle deniyor, kimilerinin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem geçmişte daha farklı. Bugün daha çok ölümle ilişkilendiren helva geçmişte sevinçli olaylar içinde kullanılıyormuş mesela. Metne baktığımızda yemek kültürü etrafında birçok ritüel oluştuğuna göre o zaman günlük ihtiyacının karşılanması dışında mesela işte helvanın hem ölülerin arkasından hem de sevinçli durumlarda bir yiyecek olarak ikram edilmesi gibi
günlük yaşamın önemli ögelerinden biri de beslenmedir. Bu da doğrudur. Beslenme günlük yaşamın önemli ögelerinden biridir. Doğrudan söylenmiş bu çünkü Osmanlı'da yaşayan insanlar için üretimden tüketimine kadar yemek gündelik hayatın yani gündelik yaşamın önemli bir kısmını kapsıyor. Önemli kısmını kapsıyorsa o zaman günlük yaşamın önemli unsurlarından biridir. Burada beslenme sözü direkt yemek sözüyle karşılanmış. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önem derecesi belirtilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bize verilen metinde çeşitli karşılaştırmalar yapılmış. Mesela bunlardan biri, kimilerinin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem geçmişte daha farklıydı. Bugün daha çok ölümle ilişkilendirilen helva geçmişte sevinçli olayların kutlanması için de yapılıyordu. Mesela helvanın bugünkü kullanımıyla geçmişte kullanımı karşılaştırılmış, daha derecelendirme zarfıyla da bu karşılaştırma aynı zamanda sağlanmıştır. Yine Osmanlı döneminde hatta kimileri çok daha önceki dönem ve kültürlerden gelmekteydi. Daha önce, çok daha önce. Burada çok yine bir derece bildiren zarf. Onun için burada da bir karşılaştırma söz konusu. Örnekleme yoluyla somutlamaya başvurulmuştur. Bu da doğrudur. Örnekleme var. Mesela kimilerinin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem geçmişte daha farklıydı yemeklerin. Bunu neyle somutlaştırmış? Helva örneğiyle somutlaştırmış. Yine gerek saray ve konaklarda gerekse köy evlerinde özellikle kış yiyecekleri hazırlıkları önemliydi. Helvadan keşkeğe, lohusa şerbetinden aşureye günümüzde yemekle ilgili halen yaşayan birçok ritüelin kökeni deniyor. Burada helvadan keşkeğe, lohusa şerbetinden aşureye sözcükleri örnektir. Sayıp dökmelere yer verilmiş yemek kültürünün Osmanlı döneminde ne kadar önemli, değerli, kıymetli bir kültür olduğuna dair çeşitli özellikler sıralanmıştır. Yani bunlar sayıp dökülmüştür. Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bu da doğrudur. Metin açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş. Amacı nedir? Okura bilgi vermektir. Yargı neden sonuç ilişkisiyle ortaya konmuştur. Bize verilen metinde neden sonuç ilişkisi içeren bir cümle yok. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçalar aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Bize verilen her iki parçada da sosyal hayatın, siyasi hayatın değişmesiyle eskiden kullanılan kelimelerin artık dilimizde kullanılmadığı bunların yerine yeni sosyal hayata ve yeni siyasi hayata uygun sözcüklerin kullanıldığı vurgusu yapılıyor. Uygarlığın ilk dönemlerinde araba, uçak, radyo, telefon, telsiz, bilgisayar gibi araç ve gereçler yoktu. Buna karşılık eskiden çok kullanılan sikke, akçe, dirhem gibi sözcükler artık günümüzde kullanılmamakta. Neden? Çünkü sosyal hayat değişti, bunların yerine yenileri var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ordu yönetimiyle ilgili olan sekbenbaşı, kolağası, kazasker, bostancı, subaşı gibi sözcükler bugün kullanılmamakta. Cumhuriyet döneminde yani artık siyasi sistem değişmiş. Bunların yerine albay, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı, çavuş gibi yeni sözcükler türetilmiştir. O zaman burada anlatılmak istenen nedir? Toplumdaki değişimler, sosyal, siyasal ya da toplumdaki bütün değişimler sözcükleri de etkiler. Toplumda yaşanan siyasi ve sosyal değişiklikler toplumun kullandığı sözcükleri de etkilemiştir. Bu görüş, ileri sürülen bu düşünce verilen parçalarda örneklenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri sözü edilen şairin hem kendi dönemindeki hem de kendinden önceki sanatçıları incelemesinin bir sonucudur? Şiir sanatının gizlerini böylesine iyi bilen bir şaire kolay kolay rastlanmaz. Bu da bizi şairin kendi döneminin şairlerini hem önceki kuşak şairlerini iyi etüt ettiği düşüncesine götürüyor. Bunun iz düşümleri yani bunun sonucu olarak şairin ses ve yapı yönünden kusursuz olan dizelerinde açıkça görülüyor. O zaman buna göre şairin böyle mükemmel geçmişi çok iyi bilmesi, bugünle onu kaynaştırması vesaire
nerede karşımıza çıkıyor? Bu şairin hangi özelliğinde? Tabii ki üslubunda. Çünkü şairin ses ve yapı yönünden kusursuz olması, üslup bakımından mükemmel olması demektir. Sözcük seçimi, ahenkli söyleyişi, şiirin biçimini kusursuz bir biçimde oluşturması. Bütün bunlar üslubu verir. Kusursuzlukta mükemmelliği verir. Üslupta mükemmelliğe ulaşmak önceki sanatçıları incelemesinin sonucudur bu metne göre. Şiirde başarıyı yakalamak bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmıyor metinde değinilenlere göre. Hayali gerçeğin önüne geçirmek, metinde düşsel ya da hayali olanın yaşananın gerçeğin önüne geçtiğine dair herhangi bir değinme söz konusu değil. Özgün eserler ortaya koymak, söz edilen şairin özgün eserler ortaya koyduğu ve bunun nedeninin de hem kendi dönemindeki hem de kendinden önceki sanatçıları incelemesinin bir sonucu olduğuna dair bir yargı yok. Bir ifade yok bunu çıkarabileceğimiz. Bu durumda cevabımız yalnız 4 olup B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Cümlelere baktığımızda 1 ve 2. cümle birbirinin devamı niteliğindedir ve bunların yerinin değişmesine gerek yoktur. Ancak 3 ve 4 numaralı cümleler birbirinin devamı niteliğinde değil. 4 numaralı cümlede deniyor ki bu belirtiler toplumdaki ilişkilerimiz hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın dostluklar için yeterli denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Bu belirtiler kendinden önceki bir belirtiden söz edecek ki böyle diyebilsin. O 2 numaralı cümlede var. İnsanlar birbirlerini dış belirtilerin yardımıyla ancak kapataslak bir biçimde tanımlayabilir. Bu belirtiler yani dış belirtiler hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın dostluklar için yeterli denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyalarını da gözler önüne serebilme olağına sahiptir. Gördüğünüz gibi 3 numaralı cümlede 4 numaralı cümleden farklılaşan bir yargıya gitti. 4 numaralı cümle 2 numaralı cümlenin devamı niteliğindedir. O zaman 3 ile 4 yer değiştirecektir. İşte bu nedenle diyerekten 3 numarada sözünü ettiği gerekçeye gönderme yapıyor. Roman kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanların hatta kendi yakın dostlarımızdan daha açık görünürler. Nedeni 3'te ifade edilmiş. Cevabımız bu durumda 3 ve 4 olup D seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye bize soruluyor. B seçeneğinde roman kişilerini gerçek yaşamdaki kişilerden daha iyi tanır, daha iyi anlarız denmiş. Bu çıkarılabilir. Birinci cümlede diyor ki günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamadığımızdan ne biz başkalarının içini okuyabiliyoruz ne de onlar içindekileri tümüyle açığa vurur. Yani günlük yaşamda gerçek yaşamdaki kişileri çok iyi tanıyamıyoruz. Peki roman kişilerini çok iyi tanıyor muyuz? Evet. Diyor ki işte bu nedenle, nedenini şurada sıralamış. Kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanlardan, tarih kitabındaki insanlar gerçekten yaşamış olanlar, gerçek yaşamdaki insanlardır. Kendi yakın dostlarımızdan, yine bu da günlük hayattaki ve gerçek yaşamdaki kişilerdir. Daha açık görünürler. Daha açık görünmek ne demek? Kendilerini daha iyi tanıtırlar. Biz onları bütün çıplaklığıyla, açıklığıyla görebiliriz demek. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bir numaralı cümlede verilmiş. Günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamadığımızdan. Burada dan ayrılma hali 2 anlayamadığımız için anlamını taşıyor. İçin edatı yerine kullanılmış. Bu edatta neden sonuç ilişkisi kurmuş. Biz başkalarının içini okuyabiliriz. Ne de onlar içlerindekileri tümüyle açığa vurur. Başkalarının içini okuyamamamızın, onların içindekileri tümüyle açığa vuramamamızın gerekçesi
Yani nedeni günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlamamamızdır. Dolayısıyla burada bir gerekçe söz konusu. Üçe bakalım. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Gerekçe ne? Romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Bakın burada gerekçe bildiren bağlacımız var. Kişilerin dış yaşamları kadar iç yanlarında gözler önüne serebilme olanağına sahiptir de onun için dilerse romandaki kişileri romancı okuyucuya bütün tanıtabilir. O zaman 1 ve 3'te gerekçe vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu deneylerden çıkan araştırma sonucudur? Bize 2 tane deney verilmiş ve deneyin sonuçları var. Dışlandıkları anı hatırlayan katılımcılar oda sıcaklığını diğerlerine göre daha düşük olarak tahmin etmiş. Dışlanmayla oda sıcaklığının hissedilmesi arasında bir ilişki, yani aslında dışlanma psikolojik bir durum, oda sıcaklığı ise fizyolojik bir durum. Fizyolojik tepkiler insanın psikolojik durumuyla, dışlanma aslında sosyal ilişkilerde meydana gelen bir psikolojik durumdur. Fizyolojik tepkilerimiz zaman zaman sosyal etkileşimlerimizin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır yargısını destekler. Çünkü sosyal olarak dışlanan biri oda sıcaklığını düşük olarak tahmin ediyorsa D seçeneğindeki yargı doğrudur. Biz ikinci deneye bakalım. Oyunda dışlanan katılımcıların daha çok sıcak yiyecek ve içecekleri tercih ettiği gözlemlenmiş. Yine bu deneye göre 3 kişiyle sosyal ortamda bir oyun oynanıyor. Oyunun büyük bölümünde bir bilgisayar programı yardımıyla bu 3 kişinin düzenli aralıklarla oyuna katılımı sağlanırken deney grubundaki diğer katılımcıların aktif olması engellenmiş. Oyunun ardından aynı katılımcılara başka bir test uygulanarak kahve, çorba, elma, gazlı içecek gibi sıcak ve soğuk yiyecek ve içecek arasında tercih yapmaları istenmiş. Dışlananlar, sosyal olarak dışlananlar fiziksel tepki olarak sıcak içecekleri, yiyecekleri tercih etmişler. Dışlanma soğuk bir durum. O soğuk durumun, fizyolojik durumun ortadan kalkması için sıcak tercih etmişler. Bu da yine D seçeneğindeki yargıyı desteklemektedir. O zaman bu deneyler, ve araştırma sonucunda ortaya çıkan D seçeneğinde ifade edilmiştir. Diğerlerine bakalım. Sıcak ya da soğuğun algılanması bireysel farklılıktan ziyade içinde bulunan ortamla ilgilidir. Burada birincisinde evet daha soğuk algılıyor ama ikincisinde sıcak içecekler tercih ediyor. Onun için A seçeneği doğru değil. Bulunduğu ortamdan dışlanan bir insanın kendini terk edilmiş hissetmesi mümkün. Böyle bir terk edilmişlik hissiyle ilgili ya da duygusuyla ilgili bir çıkarım yapamıyoruz. Daha çok burada fiziksel ruhsal durum arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmış. Kişilerin o anda içinde bulundukları ortamın ısısı bireysel davranışlara yansımaktadır. Bu doğru değil. İnsanın içinde bulunduğu durum ortam ısısını hissetmesiyle ilgilidir. Birinci deney sonucuna göre bu söylenebilir ama ikinci deneyde böyle bir ortam ısısı söz konusu değil. Vücudun ihtiyaç duyduğu kimi gereksinimlerin karşılanması vücutta fiziksel zayıflıklara yol açmaktadır. Fiziksel zayıflıktan söz edilmiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Osman Cemal ile ilgili altı çizili bölümde anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini örnekler? Altı çizili bölüme bakalım. Yazar halk arasında yetişmiş, çok yakından tanıdığı halk yaşayışını ele almış olmakla birlikte Hüseyin Rahmi'deki anlatıcılık gücünden ve Ahmet Rasim'deki dil kıvraklığından yoksun bulunduğu için eserleri adı geçen sanatçıların verimleri yanında değer bakımından çok aşağıda kalır. Osman Cemal halk arasında yetişmiş. Halkı yakından tanıyor. Ancak halkı anlatan eserleri Hüseyin Rahmi'ninki, Ahmet Rasim'inki kadar etkili değil, beğenilmiyor. Değer
edebi değer bakımından önem arz etmiyor. Bunun nedeni ne peki? Çünkü anlatıcılık gücünden yoksun olması. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Herhangi bir çevrede yaşamış olmak, o çevreyi anlatmak için yeterli değildir diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Burada Osman Cemal içinde yaşadığı çevreyi anlatmış ancak bunda başarılı olamamış. Onun için bir çevrede yaşamak o çevreyi anlatmak için yeterli değildir. Yaşamanın yanında ne gereklidir? Üslup sahibi olmak gereklidir. Dilinin kıvrak olması, anlatım becerisinin olması gerekiyor. Tıpkı Hüseyin Rahmi'de, Ahmet Rasim'de olduğu gibi. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçaya göre başarılı bir yazar olmada, dilde yetkin olma, gelenekten doğru yararlanma, Batı edebiyatını tanıma özelliklerinden hangileri belirleyicidir? Bu parçaya göre Osman Cemal başarılı bir yazar değildir. Çünkü eserleri değer bakımından Hüseyin Rahmi'den, Ahmet Rasim'den çok aşağıda kalıyormuş. Yine bir yandan halk edebiyatına ve folklora meraklı olan yazar, halk hikayesi yöntem ve olanaklarından da gereği kadar yararlanamamış. Böylece ne halka dönük aydın romancılarının ne halk hikayecilerinin başarısına ulaşmış, ikisi de arasında kalmış. Dili yetkin değil, halkın içinde yaşamasına rağmen Ahmet Rasim'deki, Hüseyin Rahmi'deki anlatıcılık gücü ve dil kıvraklığı yok. Bu bakımdan dilde yetkin olma gerekli. Gelenekten doğru yararlanma da gerekli çünkü halk hikayesi yöntem ve olanaklarından gereği kadar yararlanamamış deniyor. O zaman o geleneği doğru işleyememiş. Onun için iki de doğrudur. Batı edebiyatını tanıma. Batı edebiyatını tanıma var mı? Bakalım. Osman Cemal Batı edebiyat ve zevkinden uzak kalmış. Uzak kaldığı için de romancılıkta başarılı olamamış. Onun için cevabımız 1, 2, 3 olup E seçeneğidir.